güzel. Yalnız zadımı kritiği çaktım. Şahsı hiç hasar almadı. Gel gel nereye? Evet bu sefer temelli postaladık. Yalnız termal görüntüsü çok fazlaymış. Tamamen parlıyor ön tarafı. Birisi gelirse indiririz buradan direkt. Ama ben pusmayı sevmiyorum. İyi ki hareket etmişiz. Adamın cephanesi gitti, ölmedi lan. Beş saniye yanmadı, tank direkt imha oldu. Nedense hep böyle abuk subuk şeyler hep Alman tanklarının başlıyor. Bir defa Rus tankının başına şöyle bir saçmalık geldiğini görmedim. Beş saniye tank yanıyor, yakıt deposu patlıyor ve tankım imha oluyor. Dışarıdan yine gereksizlerin sesi geliyorsa kusura bakmayın.
Burada direkt aşağıya gidiyorum. Çok ilginç. Nasıl gelmedi lan onu kuleden? Biraz da yükselmek lazım onu vurmak için. Klasik gauge'in online. Adamı vurursun bir şey olmaz. O dönüp tek atar ama şimdi. Hayır, tek yedi. Hemen akodum çocuğu seni. Sikeceğimi anladı, hemen düştü. Yavrum bana buraya bak amına koyayım. Az bir şey gözüküyor yalnız. Görüyorsunuz değil mi, maçları çok dengesiz geçiyor. Ya tamamen kaybediyorsunuz ya tamamen kazanıyorsunuz maçın başında. Her şey belli oluyor. Çok dengesiz bir adalet var. Ya tamamen eziliyorsun takım olarak ya da tamamen kazanıyorsun. Hiç ortasını görmedim yani, çekişmeli falan geçmiyor. Adam hala görmedi ama.
Tabii çok mantıklı. Hani topla vuruyorsun helikopteri, ölmüyor. Neyse, kimse doğmayacak herhalde. Şimdi şöyle çekelim. Güzel. Bir de şu arka tarafta var. Güzel. Arkadan vurulmasak iyi. Ulan tam vuracaktım, maç bitti. Yine aynı harita. Bu sefer karşı taraftayız. Şu oyuna rekabetçinin gelmesi lazım. Rekabetçi olmayınca böyle oluyor işte. Bir takıma 2-3 tane en fazla, o da. Düzgün oyuncu atıyorsun, geri kalanı bot oluyor. Dengeleme istemiyor ki. Karşı taraf full profesyonel oyuncu oluyor ya da klanla birlikte giriyor. Zaten 4 kişiyle girdiğini düşünsene. Şuradaki leopar tamir olmuş olabilir. Bekleyelim bakalım. Tamamdır, leopar dönmüş. Güzel. Bu geri zekalıya benziyor biraz. Böyle bir risk alıyorum ama. Güzel. Bakalım birileri doğacak mı? Helikopter de var herhalde. Hiç yok da iyidir.
Bir tane de şurada var herhalde. Tabii öldü mü ölmedi mi onu bilmiyoruz. Güzel, oraya gideceğim. Şunları da tarayalım bari. Evet arkadaşlar, umarım videom hoşunuza gitmiştir. Leopard K4'ten de kısaca bahsedelim. Arkadaşlar kendi seviyesinde son derece yetersiz bir zırha sahip. Genel olarak tek yemeyeceğiniz bölge şuradaki yanaklar. Geri kalan hemen hemen her bölgenizden yiyorsunuz. Özellikle mermiyi fullerseniz ön tarafınızda mühimmatınız var. Lakin 16 tane mühimmat alırsanız sadece arka tarafta mühimmatınız kalıyor ve ön tarafta herhangi bir mühimmatınız kalmadığından gövdeden delinmeniz durumunda mühimmatınızın patlama olasılığı olmuyor. Topuna gelirsek de maalesef topu da bence son derece yetersiz. Çünkü kendi muadillerinize göre en azından bir T-72B'yi ön üstten delemiyorsunuz. Belirli durumlarda M1'lerin gövdesini bile delmek yetersiz kalabiliyor. Özellikle şu açılarda hemen hemen denk gelirse. Velhasıl topu kendi seviyesinde kötü deliciliğe sahip. Zırhı kötü. Hızı ise ortalama. M1 kadar iyi değil. Ama şunu da eklemek isterim ki Leopard oynamak keyifli arkadaşlar. Keyif aldım bir tank oynarken. Ama maalesef oyundaki en kötü 10.0 ana muharebe tankı. 2K kaydetmek için çok uğraştım. Videom hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Video önerilerinizi de yorumlarda bekliyorum. Selametle.